İkinci saat devam ediyor. Sevgili seyirciler, 25. saat devam ediyor. Konuğumuzu tekrar hatırlatıyorum. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mustafa Karay'la neyi konuşuyoruz? Kur'an kıssaları ve tarihi gerçeklikler. Biraz önce Kur'an'ın okunmasıyla ilgili biraz hocamla uzlaşamadık ama bunu bir başka programa bırakalım hocam. Çünkü ana konumuzdan çıkacağız. Biraz uzun sürecek bu. Onu başka bir programda ele alalım. Hatta bir iki konuk daha getirelim. Burada karşılıklı onu da masaya yatalım. Çünkü ben çok önemsiyorum. Siz de önemsiyorsunuz. Çünkü o konunun üzerinde durmak gerekiyor. Biz şimdi geçelim kıssalara. Evet. Evet. İsterseniz Hazreti Adem'le başlayalım. Tabii ki. Ondan önce ekleyeceğiniz bir birkaç var mı? Biraz önce Kur'an okunmasıyla ilgili konuşmalarımızdan ötürü bir iki cümle kalmıştı. Onları tamamlayarak devam ederim. Sizin de ifade ettiğiniz üzere biz acizane ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına ve yaşanmasına yönelik insanlara daha doğru Kur'an-ı Kerim nasıl aktarabiliriz? Mutlaka. Bu alanı hasretmiş aciz insanlarız. Cenab-ı Hak bu konudaki sayemizi meşgul eylesin inşallah. Evet, Kur'an kıssalarının kaynağının vahiy olduğunu, tarihin bir dönemde yaşanmış olaylar olduğunu ve tarihle çok yakın ilişki içerisinde bulunduğunu, özellikle hikayelerin yaşanmamışlığı da dikkate alınarak hikaye ile kıssa kelimesinin farklı şeyler olduğunu beyan etmiştik. Evet. Mitolojiyle bazen ilişkilendirmek istiyorlar Kur'an kıssalarını. Evet, orası kalmış. Evet, Kur'an kıssalarının mitolojiyle uzaktan ve yakından ilgisi yoktur. Onu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü mitoloji çok başka bir şeydir. Mitolojide hakikat namına bir şeyden bahsedemezsiniz. Yani insanlar zihin dünyalarında kurguladıkları şeyleri, işte bunun değişik amaçları olabilir, her ne amaçta olursa olsun, gündeme getirmektedirler. Bir takım usturi şeyler oluşturmaktadırlar. Bunları kıssalarla ilişkilendirmek mümkün değildir. Ama Kur'an kıssalarının son derece ilişki içerisinde olduğu Kur'an'da belirtilen bir kavram var. Ayet meselesi, ayet. Ayet deyince biz sadece Kur'an surelerini oluşturan cümleleri anlamayız. Zaten Rabbimiz ayet kelimesine birden fazla mana yüklüyor Kur'an-ı Kerim'inde. Biz buna teknik bir ilim olarak vücuh diyoruz. Yani Kur'an'daki kelimelerin birden fazla anlama gelmesi olarak tanımlanıyor bu. Ayet bir kere ibret anlamına geliyor Kur'an'da. İşaret, alamet anlamına geliyor. Kur'an ayeti anlamına geliyor. İşte Kur'an kıssaları da aslında Kur'an'daki ayetlerde zikredilen gerçekler olduğu için bir yönüyle ayet kelimesiyle de ayetle de son derece ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Kur'an'da zikredilen pek çok kıssanın var olduğunu en başında söyledik. Örneğin Hazreti Adem kıssası dediniz siz. Hazreti Adem kıssasında özellikle yaratılış esnasında Yüce Allah'ın bütün meleklere bir emri söz konusu. Adem'in yani o ilk insanın yaratıldığı esnada bir emir söz konusu. Orada وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Rabbimiz bütün meleklere Adem'i yarattığında ona secde etmelerini emretti. Bütün melekler emre amade oldular. Fakat iblis bundan kaçındı. Şimdi ifadenin... İblis mi şeytan mı hocam? İblis ve şeytan aslında aynı şey demek ama onu da açıklayalım madem ki zikrettiniz. Şeytan Kur'an'da Yüce Allah'la olan ilişkilerinde, diyaloglarında iblis olarak tanıtılır. İnsanla ilişkilerinde şeytan olarak tanıtılır. Anlaşıldı mı burası? Allah'la diyaloğunda iblis, insanla diyaloğunda şeytandır. İşte burada illa iblis dedi. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının zikredildiği bir ayette Ya bunayya la taksus ru'yake ala ihvetike feyekidu leke keyden. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'a diyor ki oğlum bu yavrucuğum bu rüyanı kardeşlerine anlatma sana bir tuzak kurarlar. İnne şeydane lil insani aduvvu mubin. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır buyuruyor. Tekrar ediyorum. Allah'la ilişkilerinde iblis, insanla ilişkilerinde şeytandır. Evet. Tekrar konumuza dönecek olursak buradan ibarenin gelişinden, ayetteki ifadenin gelişinden iblisin de bir melek olduğu izlenimi bazen insanların zihinlerinde oluşabiliyor. Onun cevabını da Kehf suresi 50.
ayette görüyoruz. Ve iz kulna lil melaiketi secudu li adama fesecedu illa iblis. Allah bütün meleklere, biz bütün meleklere secde edin dedik. Hepsi secdeye kapandılar. İblis hariç. Kâne minel cinni. O cinlerden bir cin idi. Fefesega an emri Rabbi. Rabbinin emrine de isyan etti. Efetettegizûnehu ve zürriyetehu evliyâe min dûni vehum leküm adû. Yani siz kendinizin bizzat açık düşmanı olduğunu bildiğiniz halde Allah'ı bırakıp da iblise mi, onun askerlerine mi, onun taraftarlarına mı dostluk kuruyorsunuz? Bir seli zalimine bedelen bu zalimler için ne açık bir sapmadır buyuruluyor. Onun cinlerden bir cin olduğu çok açık. Tabi burada bir tekebbür devreye giriyor. Tekebbür devreye giriyor da Adem kıssasında iblis tarafından ortaya konulan bir tekebbür söz konusu. Sebebi de açık Kur'an'da net bir şekilde beyan edildiğine göre. İblis diyor ki Allah ben niye Adem'e secde edeyim ki? Neden etmiyorsun secde diye Allah-u Teala kendisine sorduğunda beni diyor ateşten yarattın, onu topraktan. Yani halakteni min nar ve halaktehu min tin. İblise göre ateş topraktan daha değerli. Halbuki burada bir mantık hatası yapıyor iblis. Şöyle ki ateşi de yaratan Allah, toprağı da yaratan Allah. Öyle mi? Evet. İnsanlar hangi maddeden hangi tür canlı olarak yaratılacaklarına kendileri mi karar veriyorlar? Hayır. Yani insanın elinde olmayan bir sebepten dolayı ki bu yaratılış ham maddesidir. İblis tekebbüre bürünüyor. Kendisinin daha üst seviyede olduğunu söylüyor. Buradan hareketle onun yaratılış ham maddesi üzerinden bir hangi türden yaratıldığına ya da hangi maddeden yaratıldığına atıfla deniliyor ki ırkçılık İslam'da yasaklanmıştır. Kimse ırkçılık yapamaz. Çünkü kardeşlik İslam kardeşliğidir. İnnemel mu'minine ihvetun. Bütün Müslümanlar kardeştir. Irkçılık yapıyor iblis, o da ırkçıların piri oluyor. Anlaşıldı mı? Yani Kur'an böyle özellikle güncel açıdan yorumlanması adına öyle önemli bir mesaj veriyor ki Hazreti Adem'in elinde topraktan yaratılmak ya da ateşten yaratılmak gibi bir seçenek yok önünde. Rabbimiz böyle takdir etmiş, Yüce Allah onu öyle yaratmış. İblis de ateşten yaratmış, başka bir şeyi başka bir şeyden yaratır. O Allah'ın takdirindedir. Öyleyse biz insanları ellerinde olmayan, kendilerine bağlı bir sebepten meydana gelmemiş hadiseler nedeniyle, gerçeklikler nedeniyle yargılayamayız. Mesela bir insana şöyle denilebilir mi? Siz niye kadınsınız? Allah Allah, kadın olduğu için o hor görülebilir mi, hakir görülebilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Asla olamaz. Niye? Kadın ya da erkek olmak, olarak yaratılmış olmak onun tercihine bağlı bir şey değil. Rabbimiz böyle takdir etmiş, bu kadar. Bir iman konusudur. Tabii Hazreti Adem'in özellikle eşiyle... Oraya geçmeden buradan bir sorun çıkardık. Tabii. Dedik ki iblisle yaşanan hadisede bir ırkçılığı red var. Var. Peki günümüzde biz şeytanı nerede aramalıyız? Çünkü şeytan insanın içindedir. Nefis denilen şeye gizlenmiştir şeklinde düşünceler de var. Var. Şeytan evet nefisle yakından ilişkili. Biraz önce dedim ya hani Yüce Allah insana akıl vermiş, irade vermiş, vicdan vermiş ve nefis vermiş. Bu dördü aslında mükemmel nimetlerdir. Nefise dahil olmak üzere. Ama Allah'ın murad ettiği şekliyle kullanılırsa güzel nimetlerdir. Mesela siz akıl ve iradenizi vicdanınızla buluşturur, nefsinizi de arındırırsanız ki nefsi zekiye arındırılmış, tertemiz olmuş, yücelmiş, dirilmiş bir nefisle Rabbinizin huzuruna çıkarsanız ya eyyetühen nefsül mutmeinne, Allah'a tatmin olmuş bir inançla iman eden insanların Allah'ın huzurundaki duruşuna sahip olursanız büyük nimeti almışsınızdır demektir. Büyük mükafatı elde etmişsiniz demektir. Aksi takdirde dediniz ya hani şeytan nefistedir. Kuşkusuz öyledir. Çünkü nefis eğer Yüce Allah'ın muradı dışında faaliyete geçirilirse, onun arzu etmediği biçimde yönlendirilirse nefis adeta şeytanın insandaki çalışma ofisi olur. Çalışma odası olur. Erdem Bey. Bu kadar yakındır insana. Ama samimi kullara, inançlı kullara
Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın ayetlerine, Hazreti Peygamber'in örnek hayatını kendisine rehber edinen kullara şeytanın yapabileceği pek bir şey yoktur. Bunun da cevabını Nahl suresi 99. ayette veriyoruz. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a iman eden ve bütün işlerini elinden gelen çabayı sarf ettikten sonra Allah'a havale eden, yani tevekkül eden. Ama önce bir feiza azemte kısmı var. Yani bir gayret olacak. Ondan sonra fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül eden kullar üzerinde şeytanın herhangi bir otoritesi söz konusu değildir. İnnemâ suldânuhu alellezîne yetevellevnehu vellezînehum bihi müşrikûn. Allah'ın ayetlerinden, Allah'tan, Kur'an'dan yüz çevirenler ve Allah'a şirk koşmayı kendisine şiar edinenlerin üzerinde şeytanın çok kuvvetli bir otoritesi söz konusudur. Dolayısıyla şeytandan kurtulmanın temel yolu iman ve bu imanın gereği olan, inancın gereği olan salih ameli, güzel davranışları ortaya koyabilmek, Allah'ın sırat-ı müstakim olarak tanımlanan dosdoğru yolundan yürüyebilmektir. Devam edelim hocam. Evet. Hazreti Adem kıssası içerisinde. Cennetten kovuluş. Evet. Şimdi tabii bunlar başlı başına insanlık ailesinin bir imtihan üzere dünyaya gönderildiğinin daha başlangıçtaki numuneleridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette dile getirildiği üzere Yüce Allah bizleri dünyada imtihan üzere yaratmıştır. Örneğin اَلَّذ۪ي خَلَغَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha güzel kulluk yapacağını sınamak için, test etmek için ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Mesela Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. İnsanlık ailesi, hepiniz korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmek suretiyle imtihana tabi tutuyoruz biz sizi buyuruyor Allah-u Teala. Bir imtihanın içerisindeyiz dünya hayatında. Bu imtihanın değişik kilometre taşları var. Hazreti Adem ve eşi Havva da böyle bir imtihana tabi tutulmuş. Ama şeytanın özellikle onları kandırması neticesinde birinci aşamada imtihanı kaybetmişler. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikredilmektedir. Ne yapmış hocam? Araf suresinde Allah-u Teala cennette onlara bu cennetle ilgili de alimler arasında iki görüş söz konusu. Onu da ifade edelim. Cennet deyince hani insanların öldükten sonra gidecekleri cennet şeklinde doğrudan anlaşılmasın bu. Böyle anlayanlar olduğu gibi cennetin dünyadaki bir bahçe olduğunu da beyan edenler var. Sadece bu kadarını söyleyelim. Çünkü iki görüş var. Bu tartışmalı bir konu. Oraya da girersek teferruatı içinden çıkılmaz hale alabilir. Ama iki anlayış olduğunu söyleyelim. Çünkü dünyadaki bir bahçe olduğu noktasında da mesela Kalem suresinde bir ayette inna belevnahum kema belevna ashabel cenne. Yani biz bahçe sahiplerini, dünyadaki bahçe sahiplerini sınav yaptığımız gibi siz de sınav yapacağız buyuruyor ya Yüce Allah. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle cennetin iki mana ifade ettiğini, biri gerçekten cennet olabileceğini, bir diğerinde dünyadaki bir bahçe olabileceğini beyan eden iki farklı görüşün sahipleri olduğunu zikredelim. Orada Yüce Allah bir ağaç tespit ediyor. Yasaklı ağaç diyoruz biz buna. Bu ağacın elma ağacı mı, armut ağacı mı, başka bir ağaç mı olduğuna dair teferruatlı bir bilgi Kur'an'da söz konusu değil. Ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz o kitabın mukaddes kaynaklarında ve diğer kaynaklarda buna ilişkin detaylı bilgiler aktarılıyor. Biz elma mı deniliyor orada? Biz Kur'an yönüyle biz meseleye yaklaşmakla mükellefiz. Yani onların ortaya attıkları iddiaları ya da kendi elleriyle yazılan... Şu anlamda önemli. Yani şimdi toplumda bir inanış biçimi var, elma deniliyor. Yani bu elma denilen kaynağın hangi kitaptan geldiğini ortaya koyarsak... Tabii şöyle diyebiliriz yani, ona da. Dolayısıyla bir yanlış kaynaktan inanmayı... Tabii önünü kesmiş oluruz. Evet. Bu yönüyle katkı sağlar. Şimdi Erdem Bey, tabii Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın kendi toplamdaki 6236 ayeti üzerinden anlamakla mükellefiz her birimiz. Ama Kur'an'ın yorum kısmına girildiğinde gerçekten de tefsir kaynaklarında başka kültürlerden de sirayet etmiş olan, özellikle adına İsrailiyat dediğimiz ama Kur'an'da olmayan bilgilerin de oralarda bulunduğunu biliyoruz, şahidiz buna. O kısmı bizim iman alanımızda zaten dışında. Biz Kur'an'a yüce kitabımızın elimizde bulunan o orijinal ve hiç bozulmamış arı duru saf tertemiz nüshası, tertemiz hali gereği, orijinal vahyi gereği inanmakla hepimiz mükellefiz.
Orada Yüce Allah bu cennette ki yasaklı ağaçtan yememelerini kendilerine emrediyor. Her türlü imkandan istifade edebileceklerini ama buna yaklaşmamalarını söylüyor. Gün geliyor, şeytan onları kandırıyor ve ya iki melek olursunuz ya da ebedi, ölümsüz olursunuz diye Allah size bunları yasakladı deyip onların aklına giriyor, aklını çeliyor. Neticede de bunlar Adem ve eşi, Havva ismi de Kur'an'da geçmez. Adem ve eşi kavramını bilinçli kullanıyorum yani. Adem ve eşi, Erdem Bey, bu yasaklı meyveden yiyince özellikle avret bölgeleri, edep yerleri kendilerine açılıyor. Oradaki diğer meyve ve sebzelerin işte yapraklarıyla birlikte orayı kapatmaya çalışıyorlar. Ama bunda pek de başarılı oldukları söylenemez. Rabbimiz buyuruyor ki, ya ben size bunları yasaklamadım. Bu şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? Buyuruyor. Onlar da tabii ki فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Sonuçta Hazreti Adem bir peygamber. Dolayısıyla Rabbinden kelimeler alıyor. Yani vahiy alıyor. Hatasını anlıyor. Tevbe ediyor. Rabbimiz de onları bağışlıyor ve oradan çıkarmış oluyor kendilerini. Kur'an'da anlatılan kıssa bu yönüyle sadece mevcut. Havva nereden geliyor hocam? Yani o da işte farklı kaynaklardan zikrediliyor. Evet. Şimdi Hazreti Adem'in iki oğlunun kıssasından bahsediyor Kur'an. Evet. Habil-Kabil olayı İlk olarak. Cinayet. Evet. Habil-Kabil olayı olarak biliniyor mesele. Ama Kur'an'da Habil ve Kabil ismi geçmez. Kur'an'ın zaten o ilk başta prototipleri, kavramları, ünvanları açıklarken de söylediğimiz gibi. Yani özellikle olumsuz davranışları sergileyenler üzerinde bir ayrıntıya girme ya da o insanların şu insanlar olduğunu söyleme gibi derdi yoktur. O zaman bu zaten mesajı da daraltır yani. İlla Ali Veli şeklinde bir tanımlama olursa mesaj daraltılmış olabilir. Kur'an evrensel bir mesajdır. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili peygamberimizin zamanından insanları ta kıyamet esnasına kadar taşıyacak yücelikte ve evrensellikte bir mesaj olması hasebiyle onun mesajlarının herkes tarafından herkesi ilgilendiriyor olması bir zorunluluk arz etmektedir. Bu yönüyle meseleye yaklaştığımızda Habil ve Kabil olayını şöyle yorumlayabiliriz. Maide suresi 27 ile 31. ayetler arasında zikredilir bu mesele. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bilhak. Adem'in, bak burada da yine iki oğlunun kıssasını onlara gerçek olarak anlat diyor. Bilhak kelimesini kullanıyor ya, bilhak. Arapçada hakikatin ta kendisi demektir. Orada Habil ve Kabil, her ikisi de Rablerine, Yüce Allah'a birer kurban arz ediyorlar. Habil'in sunmuş olduğu kurban kabul ediliyor. Diğerininki kabul görmüyor. Kabil'inki. O da kıskançlığın, hasedin kendisine yüklemiş olduğu öfkeyle bir anda davranışta bulunuyor ve kardeşini katlediyor. Kardeşi ona kendisini dövse de öldürse de asla elini kaldırmayacağını, çünkü kardeşler bunlar, buna dair bir beyanda bulunuyor. Kur'an'da geçiyor bu ama kendisi daha sonra gözünü kırpmadan kardeşini öldürebiliyor. Tabii kardeşini öldürünce çok pişman oluyor. Hatta Yüce Allah cenazenin nasıl defnedilmesi gerektiğine dair kendisinde bir bilgi olmadığı için bir karga gönderiyor. Karga yerde debelenip dururken Habil, Kabil eyvah diyor. Yani ben bir karga kadar olamadım. Sonuçta kardeşimi nasıl defnedeceğimi bile bilemiyorum. Göremiyorum diyerek hayıflanıyor ama her zaman olduğu gibi son pişmanlık burada da fayda vermiyor Erdem Bey. Ve neticede ilk kan yeryüzünde Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla işlenmiş oluyor. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, her kim güzel bir yol açar ve bu yoldan insanlar yürürse, o insanlar orada yürüdüğü sürece o yolu ilk defa açan kişiye bir sevap gelir. Her kim de kötü bir yol açar ve bu yoldan insanlar yürümeye devam ederlerse ona da bir günah gelir. Tabii İlk defa bu kötü yolu açan olmamak gerekir. Evet. Hep iyi yolları açanlardan bulunmak icap eder. Kuşkusuz وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar ötekinin sorumluluğunu taşımaz. Herkes bireysel olarak Allah'a karşı sorumludur. Ancak yine de insanların önüne kötü bir yol getirmemek en doğru yaklaşımdır.
Habil ve Kabil isimler nereden geliyor? Tabii bunlar da yine Kitab-ı Mukaddes kaynaklarında zikredilen isimler. Ne kadar çok var. Tabii. Yani. Böyle bir teferruat orada var. Yani dedik toplumda ya, o kadar yaygın ki bu. Tabii, yani tabii. Elma, Habil, Kabil. Kur'an'ın yani kullandığı kavramlar var. Mesela Talut, Calut'u bakın evet, kullanıyor. Mutlaka tabii. Ama yani ama Habil, Kabil'i kullanmıyor. Bu tür bilinen şeylerde bakın toplumun nerelerine kadar girmiş. Sirayet etmiş tabii. Evet. Sirayet etmiş. Yani tabii bu önemli ayrı bir anekdot. Evet. Evet hocam. Buradan çıkaracağımız hisse. Çünkü yani kıssadan hisse. Kıssadan tabii. Hisse. Çok güzel bir söz evet. Bu bizde. Evet. Kıssadan buradan çıkaracağımız hisse. Hisse. Şimdi Erdem Bey, her insan Yüce Allah'a kulluk etmekle mükelleftir. Yani işin aslında zaten bu vardır. Çünkü Rabbimiz hepimizi o kulluğu nasıl işleyeceğimiz formatta yaratmıştır. Mesela Tin suresinde bir ayet var. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪ينَ Biz insanı en güzel şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra da onu aşağıların aşağısı bir konuma indirdik. Allah'ın bizi yarattığı en güzel şekil fıtrattır. Fıtrat da Rum suresi 30. ayette zikredilerek. Evet, Allah'ın sizi yaratmış olduğu fıtrat. O fıtrata sadakat gösterin. Allah sizi böyle yaratmış. Peki aşağıların aşağısı konuma inenler kimler? İşte o fıtrata sadakat yerine aykırı davranışlar ortaya koyanlardır. Ne vardır fıtratta? İman vardır. İnsan kendisinden daha güçlü olan, daha kuvvetli olan, söz sahibi olan, kainatı idare eden bir varlığa inanma ihtiyacı içerisinde yaratılmıştır. İnanmak zaten bu demektir yani. Çünkü inanmada bir güvenmek, bir sığınmak, güvenilir bir liman bulmak derdi de vardır. Dolayısıyla bunu her insan fıtratında taşır, gelir. Daha sonra insanlar, sevgili Peygamberimizin yine bir hadisi burada, fıtrat hadisi devreye giriyor. Küllü mevludin yüledü alel fıtra. Yaratılan her çocuk, doğan her çocuk fıtrat üzerine doğmuştur. Fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassirânihi ev yumeccisânihi vesaire. Anası babası çocuğu daha sonra ya o fıtratta sabit kılar, yani iyi bir İslam terbiyesi verirse ona çocuk devam ettirir Müslümanlığını, imanını. Vermezse ne olur? Ya Hristiyan olur, ya Yahudi olur, ya Mecusi olur, ya putperest olur, ya ateşperest olur. Öyle doğduysa, yani öyle bir ailenin elinde doğduysa. Ha tabii, şimdi orada şu var. Bülü çağına göre o çocuk bülü çağına kadar bir sorumluluk taşımaz. Yani sorumluluk çağına kadar. Örneğin çocuk diyelim ki 13-14 yaşında, 12 yaşında bülü çağına erdi ya. O zamana kadar Yahudinin, Hristiyanın, kafirin, Mecusinin çocuğu da olsa vefat ederse onun gideceği yer cennettir. Çünkü sorumluluğu yoktur. Evet. Ama sorumlulukla birlikte aklın devreye girmesi söz konusudur. Aklını kullanacağı. Orası oraya gelelim. Evet. Yani diğerine geçmeden orada duralım. Şimdi şöyle bir şey. Bizler Müslüman coğrafyada doğduk. Müslüman anne ailelerden, anne babadan meydana geldik. Ve başka hiçbir dinle temas etme ihtimalimiz olmadan o girişim çağı olan buluğ çağını atlattık. Dinin ne denildiği zaman da elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Aha. Şimdi biz Müslümanız. Sınavın birinci bölümünü geçtik. Öbür kişi Hristiyan. Yani diğer şey tabii, yapmayalım. Daha acil etmeyelim. Gayri İslami unsurlar. Gayri İslami unsurda veya Hristiyan bir tabii, ailede. İslam'ın dışındaki. Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. O kültürün içerisinde yetişti. Buluğ çağını geçti. Onun şeymatik, günahmatik saymaya başladı. Evet. Hocam adalet? Şimdi hocam burada tabii adalete geçmeden evvel hani dediniz ya siz biz Müslüman coğrafyada doğduk, Müslüman anne babaların çocukları olarak dünyaya geldik. Yani tabiri caizse maça biz 1-0 önde başladık yani, dediniz ya. He. Burada sizin sorumluluğunuz henüz bitmedi. Ya da benim sorumluluğum, bizim sorumluluğumuz bitmedi. Şimdi Kur'an'da temel bir ilke var. Rabbimiz buyuruyor ki: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" Biz uyarıcı bir elçi göndermeksizin hiçbir topluma zulmedecek, azap edecek değiliz. Yani
bu anayasaya da girmiş. Anayasada ne diyor? Kanunsuz suç olmaz diyor, değil mi? Kur'an'daki karşılığı da budur. Allah önce uyarıcı bir elçi gönderiyor. Elçi kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diğer toplumlara da daha öncesinde peki sayısız peygamberler gönderdi ve onlar görevlerini yaptılar. Peygamberimiz de görevini yaptı. Ondan sonra kimler kaldı? Peygamberin getirmiş olduğu ilahi mesajı duyan, onu öğrenen. Bütün insanlar, bütün Müslümanlar kaldı. Bir kere aslında Müslüman bir coğrafyada, Müslüman anne babadan dünyaya gelmiş olmakla biz daha büyük bir sorumluluğun içerisindeyiz. Önce bu kısmını halledelim. Evet, önce bu kısmı. Şimdi her Hristiyan ya da her gayri İslami unsura karşı hepimizin görevi var. Nedir bu görev? Peygamberin en önemli görevlerinden birisi tebliğdir. Özelliklerinden birisi. Tebliğ ne demek? Allah'ın ayetlerini bizzat insanlara aktarmak demektir. Yani bu böyle sıkılacak, darlanılacak bir durum değildir. Biz Müslümanız diyoruz yani. Bizim rehberimiz ne? Kur'an. Önderimiz kim? Örneğimiz kim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O halde hepimiz, her birimiz Allah'ın ayetlerini o insanlara gidip anlatacağız. Ulaştık. Ne güzel. Bir kere olsun anlattı. Ama inanmadı. Bir daha anlattın, gene inanmadı. Yeteri kadar anlattın ama inanmadı. Yapabileceğim bir şey yok. Çünkü siz zorla kimseyi Müslüman yapamazsınız. Ama biz şunu biliyoruz. Kainattaki şu anda tüm gayrimüslim unsurlar potansiyel olarak birer Müslüman adayıdır. Kim olursa olsun. En zaliminden en mazlumuna kadar. Gün gelir bu insanlar vahiyle buluşurlar. Onların gönüllerine, kalplerine de, dimalarına da vahiyi hıfzeder, sirayet eder. Müslüman olabilirler. Olmadı. Ve bunun örnekleri var. Olmadı hocam. Olmadı, ona geleceğiz. Örnekleri var. Mesela bugün İslam dünyasının yaşadığı, tanıdığı ve öncesi itibariyle İslam'la hiç alakası olmayan adamlar var. İnsanlar var. Mesela Yusuf İslam diyoruz değil mi Yusuf İslam? Hepimizin bildiği bir sanatçı. Öncesi itibariyle. Cat Stevens. Pop sanatçısı. Kur'an'la tanışıyor, Müslüman oluyor. Bunun örnekleri çok. Onun kullandığı çok ilginç bir cümle var. Bakın. İşte İslam dünyasındaki bu kanın, gözyaşının da aslında özeti, sebebinin özetini veriyor, bildiriyor bize. Diyor ki Yusuf İslam, iyi ki diyor bugünün Müslümanlarla tanışmadan Kur'an'la tanışmışım diyor. Bak Kur'an ona hidayet kaynağı oldu. Niye bize böyle bir ifade kullanıyor bugünün Müslümanlarına? Dedi ki hani Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştık. Yani biz Allah'ın bir talimatı, Kur'an'a tabi olunuz, ilahi mesajıma uyunuz diyor. Biz kitabıma uyunuz diyor. Maalesef dünyadaki Müslümanların önemli bir kısmı. Tabii gerçekten Kur'an üzerinde hayatlarını sürdürmek isteyenlere saygı duyuyoruz. Ama önemli bir kısmı Allah'ın kitabına uydurmak yerine dünyadaki işlerini kitaba uydurmayı, kitabına uydurmayı tercih ediyorlar. Onun karşılığı nedir hocam? Yani ahiretteki karşılığıdır. Tabii o bir aldanmadır Allah korusun. Yani dünyada tabii cehennem. Net olarak. Tabii cehennemdir Allah korusun. Yani dünya hayatındayken Allah'ın kitabına uymayı terk edenlerin gideceği, yani onları Kur'an'ın da dışına çıkmış olacaklar için tabii cehennemde karşılığı var. İnancı var. İnancını muhafaza ediyor. Günahları varsa evet. İnanç artı. Şimdi bir Müslüman olarak dünyaya geldi. Günah işledi. Ama Allah inancını kaybetmeden bir Müslüman olarak öldü. Tamam. Ama günahları var. Günahları var. Günahlarının karşılığında cezayı görür. Görünmüş inancı şey. Karşılığında da mükafatını elde eder. Şimdi bu kadar öbür net. Öbür tarafa geçelim. Evet. Şimdi Hristiyan olarak sadece doğdu. Hristiyan değil gayrimüslim unsurlardan gayrimüslim bahsediyor. Gayrimüslim olarak Şimdi doğdu. Tamam Erdem Bey. Gerçekten onlara Allah'ın mesajı ulaşmamış ise. Ulaştı ama yani günümüz dünyasında o kadar kolay değildir. Yani inanmak, din değiştirmek o kadar kolay bir şey değildir. Yani o çok başka bir toplumsal, şey. Toplumsal unsurlar baskı var. Vardır. Baskı vardır. Mahalle baskı, tamam. Yetişme tarzı vardır. Yani kolay değildir. Vahiy orada devam eder. Vahiy ona ulaştı da, ona ulaştı da inanmamayı tercih etti değil mi? Evet. O zaten inancın dışındadır. Onun gideceği yer cehennemdir. Buna ilişkin ayetler var Kur'an'da. Onu söyleyeceğim de ben asıl şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bize şöyle sorular geliyor. Mesela diyor ki Afrika'da, uzak doğuda ilkel kabileler yaşıyor. Bu adamların hiç ne interneti var, ne bilgisayarı var, ne televizyonu var. Böyle zaten baraka gibi işte. Evet. Hatta evi bile yok, elbiseleri bile yok. Böyle yaşıyorlar. Ya gerçekten bu insanlara vahiy ulaşmamışsa yapacak bir şey yok.
Ama bir şey daha var, bir örnek daha var. Bu bütün gayri İslami unsurlar için geçerlidir. Hazreti İbrahim örneği var bizim yüce kitabımız Kur'an'da. İbrahim Aleyhisselam putperest bir kavmin içerisinde doğmuş değil mi? Hatta babası bizzat o kavmin ileri gelenlerine put yapıyor yani. Kavmine put yapıyor. Azer. Put ustası. Buna rağmen İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbe bir ulaşma metodu var değil mi? İşte en küçüğünden başlıyor ta güneşe varıncaya kadar bir serüven takip ediliyor. En sonunda diyor ki bunların hiçbirisi benim Rabbim olamaz. Niye? Bu bir doğuyor, biraz sonra batıyor. Daha büyüğü gelince vasfını kaybediyor. Öyleyse diyor bütün bu sisteme hareket veren bir güç olmadı, bir otorite olmadı. İşte benim Rabbim odur diyor, Allah'tır diyor. Akıl, Kur'an akıl sahibi insanlara inmiştir. Aklı olmayanın hesabı da yoktur yani. Adam deli ise, mecnun ise, yani aklını kaçırmışsa, akıl nimetinden yoksun bırakılmışsa ki en büyük imtihan budur. Allah kimseyi aklıyla imtihan etmesin. O zaman onun sorumluluğu da olmaz. Ama madem ki akıl nimeti gibi değer Allah bize lütfetmiş, bu değerin neticesinde ister Müslüman coğrafyasında doğalım, ister doğmayalım, araştırmak durumundayız. Ve şu anda ben size şunu söyleyeyim. Avrupa'da, işte Batı'da için mensubu olduğu adına din dedikleri, işte bu teslistir, başka anlayışlardır, satanizm vesaire gibi anlayışlardan huzursuz olduğu için tatmin olmayan, yeni arayışlar içerisinde olan gençlerin sayısı az değildir. İşte bunlar medyada zaman zaman yansıyor. Bu dinlerin içerisinde Allah inancı olan yok mu hocam? Şimdi saf bir Allah inancı olan yok. Zaten o dinlerin içerisinde saf bir Allah inancı söz konusu olsaydı, mesela Yahudi ve Hristiyanlıkta şirk olmasaydı, o safiyetini, vahyin orijinalini koruyabilseydi, Allah'ın katından gelen bütün dinlerin ortak adı İslam'dır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın katında tek makbul din İslam'dır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün dinlerin ortak adı da İslam'dır. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ı Yüce Allah tek başına bir ümmet olarak kabul ediyor ve ona gönderdiği dinin adı da İslam'dır. Tevhid din. Anlaşıldı mı? Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlar akıllarını kullanacaklar. Akıl nimetinden yoksun bırakılmışsa sorumluluğu yok dedik. Buna rağmen teslise gelelim mesela. Çok üzerinde durulduğu için. Bakın Kur'an'da açık ayetler var. Bugün hani bazıları diyorlar ki işte bu Hristiyanlar her ne kadar teslisi kabul etseler de bu adamlar hani iyi adamlardır, güzel adamlardır. Bunlarla hani ilişkiler şöyle olmalı, böyle olmalı şeklinde yaklaşanlar var. Kur'an'ın bunlara cevabı var. Bir kere لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَ Allah üçün üçüncüsüdür şeklindeki bir anlayışa sahip olanlar kafir olmuşlardır. Yani teslisi kabul edenler kafirdir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Meryem oğlu İsa Mesih Allah'tır diyenler de kafirdir. Aynı şekilde Yahudiler de Üzeyr Aleyhisselam üzerinden böyle bir anlayışa sahip oluyorlar. Ve galet el Yahudu Üzeyrün İbnullah. Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Onlar da kafir oldular. Peki ne olacak? Bakınız bir toplumda, bir dünyada yaşıyorsunuz. Medeni ilişkiler, uluslararası siyaset, ticaret, ekonomi vesaire bağlamındaki ilişkileriniz bir tarafa. Ama dini konular söz konusu edildiğinde mesela Bakara suresi 120. ayet var. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar siz onların milletine, bazı alimlere göre onların dinine girmediğiniz sürece asla sizden razı olmazlar. Net Kur'an'da. Yine Kur'an'da bir başka ayet. يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenlere sesleniyor Yüce Allah. اِنْ تُضِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ Eğer bu ehli kitaptan bir gruba tabi olacak olursanız ki bunlar ehli kitap olarak tanımlanıyor. Ehli kitabın da tanımı farklı farklı da genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar şeklinde tanımlanıyor. Kendine kitap gönderildiği için. Onlar sizi gerisin geriye küfre, kafirliğe döndürürler diyor. Bir başka ayet yine Müslümanlara hitaben. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler. La tettehizul kafirine evliyâe min dunil mu'minin. Müslüman kardeşlerinizi bırakıp da kafirlere dostlar edinmeyin. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Yarın mahşer sabahında sizin aleyhinize delil olacak bir emare, bir işaret, bir delil mi bir vermek istiyorsunuz Rabbinize diye bizi uyarıyor. Şimdi bunlar Kur'an'da çok net konulardır. Hatta hani zaman zaman tartışılır, istişare falan. Bunlara hiç gerek yoktur. İnanç konusunda, bakın
tekrar ediyorum, sosyal hayatın bir parçası olması hasebiyle gayrimüslim unsurlar hem bizim ülkemizde de var, dışarıdaki ülkelerde de var. Biz onlarla medeni hukuk çerçevesindeki ilişkilerimizi sürdürürüz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine Sözleşmesi'ne burada atıfta bulunabiliriz. Medine'de Aleyhisselatü Vesselam hem Müslümanlar yaşıyor, hem Yahudiler yaşıyor, hem Hristiyanlar yaşıyor. Onlarla bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşma uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirilebilir. Bu bir saldırmazlık anlaşmasıdır yani. Herkes kendi hukuku içerisinde birbirine saygı göstererek. Ben birey olarak ele aldığımda, yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah buyuruyor ki bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Tabii. Bir insanı hayatta tutmak, yani yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak gibidir. Şimdi Müslüman olmayan bir bilim adamını düşünelim. Çocuklar işte hastalıktan ölüp gidiyorlar ve ben bu ülkede o eğitimi almış bir insan olarak üzerime düşeni yapmıyorum. Ama o gayrimüslim çalışıyor, çabalıyor ve binlerce, milyonlarca çocuğu kurtaracak tıbbi çalışma yapıyor. Evet. Şimdi ve ikisi de vefat ediyor. Hı hı. Ve biz bu dünyada hemen hükmü veriyoruz. Bizim Müslüman coğrafyada doğan ve Müslüman olarak yaşayan, Müslüman olarak yaşadı, namazını kıldı, ibadetini yaptı, orucunu tuttu, hacca da gitti, cennetliktir diye hükmü veriyoruz. Diğeri ayetin gereğini yerine getirmiş olsa dahi biz haşa Allah'ın orada vereceği hükmü hiçbirimiz bilemeyiz. Ambargo koyamayız asla. Mutlaka. Ama biz burada diyoruz ki hükmü veriyoruz. Yapmış ama işte cehenneme gidecek. Diyoruz. Evet. Bu meseleye iki yönüyle bakmamız gerekiyor. Aslında temel bir, Müslümanlar açısından yaklaştığımızda temel bir probleme dikkat çektiniz. Bakınız Erdem Bey. İlmi, öğrenmeyi, kalemi, kalemle yazmayı, bilgiyi kaydetmeyi emreden hangi dindir? İslam dini. Daha ilk ayeti ikra değil mi bu dinimizin? Evet. İkra diyor değil mi? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adı aşkına oku. Yaratan Rabbinin adını oku. Oku. Bu birinci ayet inen. Üçüncü ayette tekrar. İkra ve Rabbukel Ekrem. Yine oku. Ellezî alleme bil kalem. Senin Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir. İkra bismirabbikellezî halak, halakal insane min alak. İkra ve rabbikel ekrem, ellezî alleme bil kalem. Allemel insane malem ya'lem. İnsana bilmediklerini kalemle yazmayı öğreten Rabbinin ve cömertlik sahibi olan aşkın yüce Rabbinin adıyla oku. Ama biz okumuyoruz ki. Bakın, biz okuma deyince sadece Kur'an-ı Kerim'den günde 5 vakit namaz kılmayı öğren, Ramazan ayında 30 gün sadece oruç tutmayı öğren, efendim imkanın varsa ömründen bir defa hac yapmayı öğren şeklinde okuduk. Hayır. Bu kitabın, bu ilahi mesajın dünyadaki tüm meslek erbabına, her birerlerine ayrı ayrı vermiş olduğu ev ödevleri var Erdem Bey. Yani buradan toplumun her tabakasında hizmet gören, işlevini yürütmeye çalışan, işini yerine getiren insana Allah'ın vermiş olduğu ödevler var. Orada ikra diyor. Bak mahşer sabahında da bunun hesabını soracak Allah bizden. Rabbimiz yine buyuruyor ki İsra suresinde 13-14. Ayette. İkra kitabek. Amel defterini oku. Dünyada Kur'an oku dedi. Mahşerde amel defterini oku. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiben. Sen bugün kendine bizzat hesap görücü olarak yeter de artarsın. Bizzat kendi nefsin sana yetecek bugün. Başkalarının hesap sormasına gerek kalmayacak. Aslında bu iki oku emri arasında çok yoğun bir ilişki var. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yüce Allah, dünyadaki oku talimatına ne kadar riayet edip etmediğimizi mahşerdeki amel defterini oku emriyle test edecek. Müslümanlar açısından bu bir eksiklik. Bunun hesabını vereceğiz hep beraber. Yani bunun hesabını şu açıdan da vereceğiz. Bakın bugün
En basit örneği cep telefonlarından verelim. Cep telefonlarından. Türkiye'de bir firma, A firması kalksa bir cep telefonu üretse gayet güzel olur değil mi? Binlerce, milyarlarca, milyonlarca lira paramız gayrimüslimlere gidiyor. Hatta ve hatta bu cep telefonu kullanımı o kadar yaygınlaştı ki, yani taşıdığınız, kullandığınız cep telefonu sizin statünüzü de belirler hale geldi maalesef. Kullandığımız telefonların birden fazla, yani işte diyelim ki bir modelini, A modelini kullanıyorsunuz. B, C modelleri de şu anda aldığımız bilgilere göre icat edilmiş, bekliyor gayrimüslim olsa. Ne yapacak? Müslümanın parasını alacak. İşte bundan dolayı biz Allah'a hesap vereceğiz. Onun için biz kendimiz kendi teknolojimizi, kendi cep telefonumuzu, kendi arabamızı, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi, kendi masamızı, sandalyemizi, her neyse ihtiyacımız olan her şeyi kendimiz üretmekle mükellefiz. Sadece Türkiye olarak demiyorum bunu, bütün Müslümanlar olarak. Dediniz ya, orada sorumluluğumuz var. Peki gelelim, iman etmemiş ama insanlara hizmet etmiş olan kişilere gelelim. İkinci aşamada. Bizim sorumluluğumuz orada duruyor. Müslümanlar bunu yerine getirmedikleri, her şeyi dışarıdan, kafirlerden hazır satın aldıkları için maalesef bugün bu zilleti yaşıyorlar. Biz kendimiz yapmadığımız hesabını vereceğiz. Evet. İkinci aşamada onlara insanlar dünyada son derece saygı duyuyorlar. Mesela hep Edison, Einstein örnekleri verilir bu konuda. Elektriği icat etti ya. Edison örnek verilir. Bakınız. Allah-u Teala İnancı olmadığı halde bu türden güzel davranışlar sergileyenlere biz dünyada güzel itibarlar veriyoruz buyuruyor. Çünkü biraz düşündüğümüzde zaten öyle değil mi? Yani Einstein'ın herkes düğmeye bastığında Edison'u aklına getiriyor. O dünyada namını almış fazlasıyla. Ekonomik anlamda da istifade etmiş. İnşallah imanla göçmüştür. Yani onu da biz bilemeyiz. Bu iman hani İman met, adam açıkça inkar etmekten sonra ayetleri ya da İslam'ı reddetmedikten sonra elinizde bir ölçü var, ölçü iman metre var da kimde kaç gramlık iman vardır ölçebileceğiniz bir şey değil bu. İman bizzat kul ile Allah arasındaki bir bağdır. Eğer iman etmişse ne âlâ, etmemişse dünyadayken o itibarını elde ediyor zaten. Bakınız, şöyle açıklayalım bunu güncel bir yaklaşımla. Çocuklarımız üniversite sınavına giriyorlar değil mi? Üniversite sınavlarına giriyorlar. Sınavın üniversitede öğrenci olma hakkını elde edebilmek için şartı nedir? Belirli bir puan almaktır. Puanı alıyor öğrenci, fakülte üniversiteye kaydını yaptırıyor, üniversitenin öğrencisi oluyor. Bunu kim yapıyor, kim orada kayıt yaptırabiliyor? Belirli bir puan almış olan öğrenci. Adam, öğrenci çok çalışkan. Ama sınav sabah hastalandı. Strese girdi. Sınavda da iyi bir sonuç elde edemedi. Puanı düşük geldi. Aslında çok zekiydi. Üniversiteye giriş hakkı elde edemedi. Kayıt yaptıramadı. Ya bu adam çok zeki. Gel bunu biz mühendislik fakültesine ya da tıp fakültesine kaydedelim. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. İman böyle bir şeydir işte. Yani üniversite sınavında fakültenin öğrencisi olma adına belirli bir puan elde etmek nasıl bir zorunluluksa İbadetlerden sevap elde etmek için de iman bir zorunluluk. Hocam iyi de burada şöyle bir şey var. İşte A bürokratlarının çocuğuna sınava girdiğinde 500 puan kafadan verilir derseniz mesela, o zaman değeriyle de diyemezsiniz. Öyle bir şey demiyoruz. Ayetler çok açık. İnnellezine amenu ve amilus salihati. İman eden ve bu imanın gereği olan güzel davranışları sergileyenler. İman, iman bizi cennete taşıyacak yani yegane kurumdur. Şimdi şöyle daha net sorayım. Şimdi diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in aslı bir ahlak kitabıdır. Tamam. Doğru mudur? Tabii Kur'an ve inneke le ala hulugun azim diyor peygamberimize. Evet. Seni bir yüce ahlak üzerine gönderdik. Evet. Ahlak. Şimdi burada Kur'an'ın tebliğleriyle birlikte sınav, yani insanın sınavı, inandı inanmadığı yerine ahlak temeli olması gerekmiyor mu? Olmaz. İnanç olmasa ahlakın hiçbir değeri yoktur. Bakınız, insanlar çok ahlaklı olabilir ve hatta batıya giden insanların
oradaki yaşantıyı görenlerin ifade ettiğine göre acizane biz de muttali olduk. Gerçekten çok ahlaki davranışlar ortaya koyabilir insanlar. Evet. Hatta çok ahlaksız davranışlar da ortaya koyabilirler. Evet. Bu yönüyle de zaafları vardır. Ahlaksız davranışlar noktasında da böyle çok temiz değillerdir, onu da söyleyelim. Ama mesela ticari ilişkilerde, özellikle kendi işlerinde tespit edilen, işte zaman, söz verdiği zaman sözünü yerine getirme noktasında gerçekten çok ahlaki davranırlar. Hiç o zaman aksatmazlar vesaire gibi düşünülebilir. Ama bu yeterli değildir. Önce iman olacak, onun arkasından gelecek diğerleri. Çünkü Kur'an tevhid dinini bizlere anlatıyor. İslam tevhid dinidir. Tevhid Yüce Allah'a bir olarak inanmayı zorunlu kılar. Bu olmazsa olmaz koşuludur. İman varsa diğerlerinin bir değeri vardır. Bunu şöyle benzet, böyle şöyle bir örnekle açıklayalım öyleyse Erdem Bey. Biraz daha açıklayıcı olsun. Şimdi bir tane biz ilk dersimizde öğrencilerimize görsünler diye tahtaya bir tane bir yazarız. Bir. Deriz ki bu bir insanın işte imanıdır, insanın inancıdır, karakteridir, ahlakıdır, tertemizliğidir. Adam gibi adam olmasıdır yani açıkça. Bir. Ondan sonra bu adam gibi adam bir sıfır koyarız yanına, deriz ki ilkokulu bitirdi. Bir daha bir sıfır ortaokulu, bir daha bir sıfır liseyi, bir sıfır üniversiteyi, yüksek lisans, doktora, doçent, profesör neyse, mühendis, uzman vesaire. Bir sürü sıfır koyarız yanına, doğru anlatırız. Deriz ki en sonunda da gerçekten adam gibi adamsa, inançlı ise, ahlaklı ise, insanlara değer veriyorsa, böyle alçak gönüllü ise, bu bir başında durduğu sürece bu sıfırların bir anlamı vardır değil mi? Adam gibi adamlığını kişi kaybederse o diğer sıfırların bir anlamı kalır mı Erdem Bey? Kalmaz. İman da böyle bir şeydir. İman her zaman birdir kardeş. İmanı muhafaza ederse diğerlerinin bir değeri olacaktır. Eğer muhafaza edemiyorsa, imanını ortaya koyamamışsa, bir değer olarak onu içselleştirmemişse, hayatına yön verecek bir değere dönüştürmemişse yapacak hiçbir şey yoktur. O dünyadayken insanlardan itibar elde eder, görür, parasını kazanır ama ahirete pek bir nasibi olmaz. Evet. Hocam, evet. Kısalarda Hazreti Adem'de bitirdik, orada kaldık. Şimdi isterseniz 3. bölüm devam edelim, isterseniz tamam. Gelecek hafta devam edelim. Nasıl uygun görürseniz. Yani çünkü konuları böyle parça parça güzel de sohbet oluyor. Ben çok keyif aldım. Estağfurullah. Bence yarın mesai günü. Tamam. Sevgili seyircileri mesaiye geç kalacak şekilde yormayalım diyorsunuz. Edip ertesi gün mesaiye geç kalıp hakları bizde kalmasın. Çünkü mesaiye zamanında gitmekte de kul hakkı vardır. 77 milyon insanın hakkı vardır. Hakkına çünkü girmeyelim. Özellikle kamuda çalışanlar, devletten maaş alanlar da 77 milyon insanın vergisi olduğu için o hakta biz müdahil olmayalım isterseniz. Tamam, olsun. Gelecek hafta devam edelim. Gelecek hafta yine sizinle birlikte, çünkü konuyu açıyor, daha konuşacağımız çok şey var. Var. Gelecek hafta devam edelim. Şimdi tabii ki devam edelim gelecek hafta ama özellikle Habil Kabil kıssası dedik ya, Hazreti Adem iki oğlunun kıssası, oradan bir sonuç çıkarıyorduk, başka konulara girdik, o sonucu çıkaralım. Çünkü bu çıkarmak istediğimiz sonuç gerçekten de bugünkü insanlık ailesinin yaşamakta olduğu dramı gözler önüne serer mahiyette. İnsanlar değişik nedenler olabilir. Bu dünyadaki Yüce Allah'ın yaratmış olduğu nimetlere, imkanlara daha fazla sahip olma arzusu olabilir. Haset olabilir, kıskançlık olabilir. Bunların hani çekememezlik. Ondaki bir kardeşindeki ya da bir insandaki nimetin ondan alınıp kendisine verilmemesi. Hangi anlayış olursa olsun, bu asla bizi ötekini katletmeye, ona zulmetmeye götürmemelidir. Bugün maalesef insanlık ailesinin işte bu Adem'in iki oğlunun kıssasından, Habil Kabil meselesinden gerekli dersi çıkarmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynakları. Bunlar dünyevi şeylerdir. Ahirette bunun herhangi bir değeri olmayacaktır. Hatta tarihçi kardeşlerimiz bizi bağışlasınlar. Kanuni ile ilgili şöyle bir anekdot anlatılır. O özellikle tabutundan elinin çıkarılmasını istemiştir. Sormuşlar, niye böyle bir isteğiniz var padişahım dediklerinde. Bak, ben bir padişahım. Şu kadar sene ülkeyi yönettim ama dünyadan hiçbir şey götüremiyorum. Hakikatini insanlara haykırayım diye bunu istiyorum demiştir. Bu yönüyle bakmamız lazım.
İnanç burada arı duruluktur. İnanç bir değerdir. O değeri muhafaza etmek gerekir. Yani dünya hayatında değişik problemlere karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazen ekonominiz yeterli olmayabilir. Bazen huzurunuz olmayabilir. Bazen sıhhatinizi kaybedebilirsiniz. Ama durum ne olursa olsun Erdem Bey, o inanç değerini muhafaza etmek gerekir. Bununla ilgili Kur'an'da pek çok örnek var. İnşallah bir sonraki programda kısalarına gireceğiz. Ama şu kadarını söyleyelim ki, sabredenler kazanacaktır. Sabretmek, yani başınıza gelen her türlü musibete teslim olmak değildir asla. Sabretmenin değişik anlamları vardır Kur'an'da. Sabretmek, Yüce Allah'ın size ilahi mesajı olan Kur'an aracılığıyla göstermiş olduğu doğrular istikametinde, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde çalışmaktır, çabalamaktır, gayret ortaya koymaktır ve asla zilleti kabul etmemektir. Bu haliyle burada bitirelim. Ben seyirci kardeşlerimize de gerçekten sabırla bizleri dinledikleri için, çok izledikleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de böyle bir programda Allah'ın ayetlerinden bir demet olsun sunma imkanı verdiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Gelecek hafta burada olacağız. Sevgili seyirciler, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mustafa Kara konuğumuzdu. Gelecek hafta da konuğumuz olacak. Kur'an kıssaları ve tarihi gerçekliklere girdik ama birçok konu konuştuk. Birçok bence çok yararlı mevzuya girdik. Gelecek hafta yine hocamla devam edeceğiz. Yine ben en aykırı görüşleri burada hocama getireceğim. En ince ayrıntıya kadar konuşacağız. Keyifli bir akşam yaşatabildiysek, bir parçada tüm insanlığın doğru yola ulaşması için bir mum ışığı bile yaktıysak ne mutlu bize diyorum. İyi geceler, hoşça kalın.